Geçen cuma günü başarısız olan ilk denemenin ardından dün bir kez daha TCG Değirmendere römorkörü ile ilgili çalışma başlatıldı. İlk olarak römorkörün yan yattığı Y128 isimli havuz su alması sağlanarak kontrollü olarak batırıldı. Vinçlerin de yardımıyla römorkör yüzdürüldü. Yüzdürme çalışmalarının tamamlanmasıyla son bir kontrolden geçirilen ve olası arızalarına bakılan römorkör daha sonra iskeleye çekilerek demirletildi. Bu arada kaza anında 10 personelin şehit olduğu römorköre yüzdürülmesinin hemen ardından Türk bayrağı çekildi. Tersane çalışanlarının şehitleri de andığı öğrenildi. Hasar tespit çalışmalarının yapılacağı römorkörün bakıma alınıp alınmayacağı yapılan incelemelerin ardından netliğe kavuşacak. İzmir'de 8'i asker 10 personelin şehit olduğu kazanın ardından römorkör 48 saatlik kesintisiz çalışmayla tekrar yüzdürüldü. Çalışmaların tamamlanmasının ardından da Tersane Komutanlığı geminin ön bölümüne şehitlere olan saygılarını göstermek için Türk bayrağı astı.